Bir anlıq düşünək. Axşam ailənlə süfrə başında əyləşirsən, deyib gülürsən, televizorda futbolu və yaxud ən sevdiyin filmini izləyirsən, övladlarınla oyunlar oynayırsan və sabah üçün edəcəklərini düşünüb yatırsan. Bəlkə də yatanda nəinki sabah, gələcək günlərinin də planlarını qurursan. Kimlə saranda problem olur. Bu problemi həll etməyi sonraya saxlayırsan. Ancaq bütün bunların sənin üçün son saat, son dəqiqə, hətta son saniyə olduğu belə ağlından keçmir. Başına gələcək hər şeydən xəbərsizsən. Bu dağıntı yalnız yıxılan binalar, məhv olan küçələr deyil. Burada həm də yarım qalan arzular, puç olan xəyallar var. Tək bir insanın fəryadı, zəlzələnin səbəb ola bildiyi dağıntıdan daha çox fəlakət yaratdı. Ürəklərdə sağalmayan bir iz qoydu. Bəlkə də kimi mənzilini yeni almışdı. O mənzildə ailəsiyle işıqlı gələcək düşünürdü. Kimi övladının ad gündə bişirəcəyi yeməyin, şirniyyatın reseptini yazıb saxlamışdı. Kimi sabah dərsə gedəndə götürəcəyi kitabları ayırıb kənara yığmışdı. Kimi isə şəhərə dostlarıyla gəzməyə gedəcəyi üçün ən sevdiyi paltarını yuyub, qurumaq üçün asmışdı. Amma indi bu dağıntılar altında o kimlərdən xəbər yoxdur. Şu an durum çox kötü şu an. İnsanlar hala onların akrabalarını hala arıyorlar ama yani bulamıyorlar. Yani de biz de yani onları yardım etmeye çalışıyoruz. Dağıntılar altından minlərlə insanın meydi çıxır. O qədər ağır vəziyyətdir ki, doğmalar, yaxınlar buna belə sevinirlər. Tək həmin adamdan bir xəbər olsun. Növbəti məhəllədəyik. Burada da xilas etmə əməliyyatları nəticəsində həlak olanların cəsədləri çıxarılıb. Beş, altı nəfər görürəm burada, yaxınlar var. Nasıl bir acıdır bu Allah'ım? Allah'ım nasıl bir acıdır bu? Ölseydim de görmeseydim. Sadece benim için. Bir aileden üç kişi, bir babaları sağ çıktı. Deniz Odunaroğlu sağ. Hastanede ama nerede bilmiyoruz ama sağ Adana'daymış. Yeğenlerim ve ablam. Canlarımı kaybettim. Allah'ım kimseye verme böyle acı. Allah'ım kimseye böyle acı vermesin. Böyle acı kimseye vermesin Rabbim. Evin sahiplərinə soruşulur. Əsasən yataq otaqlarının harda olduğu öyrənilir ki, çünki səhər saatlarında baş verdiyindən zəlzələ insanların yataq otağında olduğu tərəfdən çıxarılması ehtimalı çox yüksəkdir. Bu ərazidə də qazıntıların olduğu ərazidə dağıntılar altında qalanların yaxınları hazırda bir ümidlə gözləyirlər. Ancaq bu misilsiz təbii fəlakət belə Türk xalqını yıxa bilmədi. Bugün də onlar birlik göstərir, öz əzimlərini nümayiş etdirirlər. Ölkənin digər şəhərlərindən könüllülər bura gəlir, insanlara yeməklər bişirir, onlara hər cür dəstək durmağa çalışırlar. Biliyor musunuz, iki gündür buradayız, daha uyumadık, daha yemedik diyebiliriz. Hepimiz burada beraber yemek yapıyoruz, sonra geçiyoruz kazılara. Ve çocuklar, gençler gerçekten çok güzel şeyler yapıyor, ısrarla. Sesleri dinleyerek, insanları kurtararak ve en güzel şeyi burada benim karşılaştığım şey, tabii ki görüyorsunuz çok kötü, çok yani çok korkunç şeyler ama en güzeli insanların birbirine davranması. Kimse sen nerelisin, sen kimsin diye sormaz bile. Sana hemen suyunu verir, yemeğini verir, hemen sana destek olur. Bu en önemlisi bence. Biz Karaman'dan geldik. Çorba yapıyoruz. Karaman Vosvos Kafe'den geldik. Burada büyük bir felaket oldu. Buradaki depremzedelerin acısını paylaşmaya, onlara yardımcı olmaya geldik. Burada çalışan ekiplerin, burada çalışan işte polislerin, askerin, AFAD'ın yardım kurtarma ekiplerinin yemek ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Sıcak çorba çıkartıyoruz. Gönüllü bir yığın var burada. Görevliler var, AFAD ekipleri var, jandarmamız, polisimiz hepsi burada. Ama gönüllü olarak buraya gelenler öncelikle yani afet, direkt afete, direkt enkaza dokunamayacağını bilmeleri lazım. Ve bunda da biraz geri planda durmaları lazım. Biz mesela geldiğimiz günden beri köylere olsun, çalışanlara, afet ekiplerine olsun yemek, su, bu ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Çünkü yani enkazlara girmeye
Orada oturan ve kurtulan aileler izin vermiyor çok fazla. Hani yaşıyor olabileceğinden hala ümitleri var. Ve kepçenin, vincin dokunmasına bazıları izin vermiyor. Diyorlar ki hani elle, insan gücüyle biz buraya erişmeye çalışalım. Bu zelzelede yardım elini gözleyen dilsiz, ağızsız heyvanlar da xilas edilir. 100 saatten sonra, hatta ondan da çok müddetten sonra dışarıda kalan canlı kişi xilas edilir. Hal-hazırda bu arazidedir. Nereden geldiniz siz? Adana'dan geldim. Aha. Nasıl buldunuz? Enkazın arasında geziyordum. Arka taraf eve doğru gittim, yürüyüş yapayım da hani evlere bakalım, kalanlar var mı diye. Onlara baktığımız ne var? Korkuyor şu an. Aha. Onlara baktığımızda gözleri parladı, gözlerini gördüm. O da içeri girdim. Her an yarım saat falan uğraştım yani çıkarmaya. Evin içine falan girdim. Ön tarafta kepçeler çalışıyoruz zaten. Hani oradan girdiğim zaman oradan çıkarttım. Bayağı bir korkmuştu. Geldim suyunu falan verdim. Bugünün özünde de bu dağıntılar altından saatler, günler keçmesine bakmayarak sağ çıkan insanlar var. Çünkü heç kəs içindeki son ümidini itirmek istemir ve planladığı işıqlı geleceğini reallaştırmak için səy göstərir.